Mutlu günler efendim. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sağlıklı günler programımızın adı. Adından da anlaşılacağı üzere sağlık programı. Her gün 5.30 ile 6.30 arasında sizlerle olacağız ve her gün bir hekimimiz burada konuğumuz olacak. İstediğiniz konuları, istediğiniz soruları hekimimize soracağız. Ben programa başlarken ama psikoloğumuzla başlamak istedim. Çünkü neden? Hep söylüyoruz. Hastalıkların altında aslında psikolojik sebepler yatıyor diye ve psikolojik sebepler daha büyük hastalıkları doğuruyor diye konuşuyoruz. O yüzden psikologla başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Bilmiyorum hocam, doğru mu düşündüm? Bu arada hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Hayırlı olsun bu arada yeni teşekkür programımız. Teşekkür ederim. İnşallah herkese şifa için vesile olur. İnşallah böyle bütün hastanelerden hekimleri ağırlayacağız burada. Hı hı. Tabii ki böyle bütün branşlar gelecek. Bütün tedavileri konuşacağız. Hatta bence bu programı hep birlikte yönetelim. İzleyicilerimizle birlikte. Siz mesajlarınızda bana hangi konuları konuşmak istediğinizi, hangi hekimi burada görmek istediğinizi söyleyin. Ben de ona göre hekimlerimizi buraya davet edeyim. Hatta getireyim ve hep birlikte konuşmuş olalım. 552-232-7323 WhatsApp numaramız. Buradan da sorularınızı alıp hekimlerimizi zorlayacağız birazcık bu programda. O zaman hemen sizi bir tanıyalım. Sonrasında hastalıklara geçelim. İsmim Derya Çiçek, psikoloğum. Avrupa ve Türkiye lisanslı EMDR terapistiyim aynı zamanda. Hı hı. 16 yıldır psikoterapi işi içerisindeyim. Psikolojik sorunlar ve fiziksel kronik sorunların altında yatan travmalarımız. Bunlarla uğraşıyorum uzun zamandır. Bugün de inşallah bu konuda biraz farkındalık oluşturmak isterim ben de. Umarım bu konuda muzdarip olan insanlar bir de bu açıdan bakmayı denerler. Çünkü çoğu insanın kronik rahatsızlığı var. Evet. Ya da işte doktor gezerler. Ama bir türlü tam olarak iyileşme maalesef sağlanamaz. Şimdi ben hemen girmek istiyorum bu konuya, neden böyle oluyor. Şimdi hani hepimiz biliyoruz artık stres, özellikle uzun süreli maruz kalınan stres, vücudumuzun işleyişini ve mekanizmasını bozuyor. Şimdi önce bu stres dediğimiz şey nedir? Biraz böyle beynimizin ve fiziksel yapımız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. Şimdi aslında bu mekanizmayı Allah bize tehlikeler karşısında ya savaşmamız ya da kaçmamız için böyle bir donanım yerleştirmiş. Şimdi tehlike dediğimiz şey, şimdi geçmiş yüzyıllara bakarsak eğer, işte eskiden neydi modern çağdan önce? İnsanlar avlanarak, hayvanları avlanarak yiyeceklerini elde ediyorlardı. Ya da işte ağaçlardan meyvelerini topluyorlardı. İşte aniden karşınıza bir ayı, bir aslan vesaire çıkabilirdi. Şimdi o dönemlerde böyleydi. Ve bu mekanizma tabii ki aniden karşınıza böyle sizin canınıza tehdit edebilecek bir uyaranla karşılaştığı zaman, bu hayvan olabilir ya da herhangi bir şey olabilir, alarm durumuna geçiyor zihnimiz. Bu ne demek? İşte aniden kalp atışlarımız hızlanıyor. Hı hı. Beynimiz hani sanki tıpkı işte böyle bir evde nasıl fazla enerji yüklemesinden dolayı sigortalar atar. Tıpkı bunun gibi aslında bizim hayatımızı tehdit edebilecek, hayatımıza kast edebilecek herhangi bir tehlike karşısında hayatımızı koruyabilmek adına bizim savaşabilmemiz ya da kaçabilmemiz için beynimizin başlattığı bir mekanizma, bir alarm sistemi. Şimdi kalp atışlarımız hızlanır, bütün vücudumuza yoğun bir şekilde kan pompalanır. Özellikle bacaklara ve kollara kan pompalanır. Şimdi bu nedendir? Hani kişinin bacakları ve kolları güçlensin ki ya orada savaşabilsin ya da kaçabilsin. Hı hı. Şimdi tabii ki artık modern bir çağdayız. Bu ne demek? Artık doğa yok ama sınav var. İşte her gün zamanında işe yetişmemiz gerekir. Patronla sıkıntılarımız olabilir. İşte ailevi sorunlarımız olabilir. Çocuğumuzun okulda bir sıkıntısı ya da işte anne babamızla ilişki sorunları, işte yakın çevremizle ilişki sorunları, herhangi bir şey olabilir. Şimdi
Bir taraftan hava kirliliği var, bir taraftan yani bombardıman şeklinde aslında strese maruzuz genel olarak Kesinlikle hepimiz. gün içerisinde. O yüzden vücudumuz aslında sık sık bu stres mekanizmasını aktive ediyor. Neden aktive ediyor? Çünkü bizim hayatta kalmamız için böyle bir donanımımız var ve bu alttan bize diyor ki bu mekanizma bilinçaltından, işte diyelim ki sınava gireceksiniz ve sınav kaygısı yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Tehlike var. Ya buradan kaç ya da savaş. Şimdi günümüzde tabii ki bizim hangilerimizin, kaç kişinin kaçma ya da savaşma ihtimali var tartışılır. Hiçbirimiz. Aynen. O yüzden çok fazla strese maruzuz. Hani günlük hayatımızda bu şekilde. Şimdi stres anında ne yapıyor vücut? İşte kan pompalıyor, bütün organlara alarm durumuna geçiriyor. Kortizol ve adrenalin hormonu salgılanıyor. Şimdi kortizol bir taraftan, şimdi enerjiye ihtiyacımız var vücudumuzda bu hareketi yapabilmek için. Glikoz aracılığıyla yapıyor bunu. Ama bunu mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki siz açsınız, diyet yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bir taraftan da sürekli strese maruz kalan bir insansanız eğer, ne kadar diyet yaparsanız yapın, yeterince yağ yakamazsınız. Çünkü bilinçaltınızda stres hormonları, yani bir stres algıladığı için vücudunuzda kanınıza glikoz salgılanır, kortizol tarafından kan şekeriniz yükselir. O yüzden o şekeri kullanmaya devam eder enerji için. Ama aslında strese maruz kalmayan, işte stresle başa çıkabilen normal seviyede bir durumdaysanız, bu enerjiyi kullanabilmek için diyet yaparken mesela yağınız, vücudunuzda yağ yakımı olabilir. Hani bazen işte diyet yapsam da işte birkaç kilodan fazla veremiyorum bir türlü. Ne yesem yarıyor, işte su içsem bile yarıyor, bir türlü kilo veremiyorum gibi şeyler duyarız yani sık sık. Günümüzde de kronik hastalıklar çok fazla. İşte kalp rahatsızlıkları, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, işte akciğer sorunları, üst solunum yolları sorunları. Bunların hepsi aslında şu anda modern tıpta tedavi yöntemi olarak şimdi nasıl değerlendiriliyor? Sadece semptomlar üzerinden bir tedavi şekli. Şimdi tamam, semptomlar var, işte ağrınız var, ne bileyim nefes darlığı çekiyorsunuz, öksürüyorsunuz, böbreğiniz iyi çalışmıyor ya da işte karaciğerde sorun var. Sadece organ üzerinden, semptomlar üzerinden ilaçla müdahale şeklinde bir tedavi şekli şu anda genel olarak mevcut. Ama şimdi neden acaba bu organ bu hale geldi? Şimdi aslında onlar genelde strese bağlı diye programın başından beri stresten bahsediyoruz ya. Yani altına baktığımız zaman somut bir şey bulabiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle belli bir yaşın üzerindekiler de ortaya çıkıyor. Mesela doktora gidiyor. Mesela babaannemde de oluyordu. Doktora gidiyoruz. Şimdi doktora oturuyor karşısına. Doktor diyor ki ne sıkıntın var teyzeciğim? Hadi sen bir anlat diyor. O da şimdi anlatmaya başlıyor. İşte ben de bunları tamamen örnek veriyorum. Kalbim çarpıyor diyor. Başım dönüyor diyor. Başım dönerken diyor aynı anda şu kolum uyuşuyor diyor. Sonra bacağıma kramp giriyor diyor. Böyle birkaç tanesini birlikte sayıyor. Doktor tabii onu sessizce dinliyor önce. Sonra diyor ki muayeneye kalkıyor. Şuranda da bir şey oluyor mu diyor. Atıyorum dizine dokunuyor. Dizinde de oluyor mu diyor. Evet evet oluyor diyor. Ha, o zaman şurada da bir şey olması gerekiyor. Burada da oluyor mu diyor. Oluyor diyor. Tamam teyzeciğim ben şimdi senin ilaçlarını düzenleyeceğim. Sen bir dışarıda bekle, biz yakınlarına görüşelim diyor. Sonra yakınlarına dönüyor diyor ki yani evet illaki anlattıkları rahatsızlıklardan bir kısmını yaşıyor. Yani tamamen sağlıklı bir birey diyemeyiz. Dikkat etmesi gerekiyor. Ama hepsini yaşamıyor diyor. Sizin aslında sorun birazcık da psikolojik. Yani mesela burada diz ağrısı olduğu zaman burada bu ağrı olmaz diyor.
ya da bu ikisinin o hastalıkla bir alakası yok zaten diyor. Altında yatan sebepler psikolojik sebepler diyor. Bunları da mı strese bağlayacağız yoksa bunların altında yatan sebepler farklı mı? Evet, şimdi yaşlılıkta tabii psikoloji biraz farklı oluyor. Yaşlılık nedir? Artık böyle gücün zayıfladığı, geriye dönüp hataların, yanlışların tamir edilecek zamanın kalmadığı ya da işte ölümün yaklaştığının hissedildiği zamanlardır. Hani genel olarak tabii ki tam olarak kendini yeterli düzeyde keşfetmiş, o doyuma ulaşmış yaşlılarda çok fazla bu tip şeyler görünmez. Şimdi bu nedir? Doktor bir kere bunun psikolojik bir durum olduğunu fark eder. Yani şimdi bu ruh halindeki bir yaşlı. Şimdi genelde hani artık böyle hani böyle etrafımdakiler benimle bu şekilde ilgilensin. Hani benim belki bir yerim ağrırsa, belki işte hasta olursam daha çok ilgi görürüm, daha çok şefkat görebilirim, daha değerli hissedebilirim. Bilinçaltında böyle şeyler çıkıyor genelde yaşlılarda ve şimdi doktor demek hani çoğu insan için işte doktora gidersiniz, onun söyledikleri hani etrafındaki kişilerin söylediklerinden daha böyle etkileyici olur. İşte bir şeyin yok, hani stres yapmışsındır, üzülme etme vesaire gibi şeyler duysa da yaşlılar yine de bir doktora gitme isteği hissederler. Neden? Çünkü hani bir endişe yaşarlar. Sağlıklarının artık iyiye gitmediğinin, artık yaşlandıklarının farkındadırlar. Ve bu aslında bir hayati bir endişe bir taraftan da. Yani kimin de işte ilgi çekme boyutunda bir şeyler, sevgi görme, şefkat görme. Altında yatan ikincil kazanç dediğimiz bir durum söz konusudur. Ama bazen de artık böyle ölüm korkusu tabii ki hani ölüm hepimiz için her an var. Ama hani bu gençlikte çok fazla genel olarak hani her an aklımızda olan bir şey değildir. Ama yaşlı insanlarda artık bu çok daha sık akıla gelir ve sağlıkları konusunda daha çok endişe hissederler. Sürekli vücutlarını dinlerler. Acaba buramda bir şey mi var? Buram mı ağrıyor gibi. Ve sık sık doktora gitmek isterler bu yüzden. Hani emin olmak isterler durumun iyi olup olmadığı Peki hakkında. biz ne yapacağız? Yani nasıl yaklaşmalıyız o tarz insanlara ya da ne demeliyiz? Her istediğinde doktora götürmeli miyiz gerçekten? Şimdi her istediğinde doktora götürmek tabii ki hani bu süreci pekiştirmekten başka da çok fazla Biraz bir da işe şöyle bir şey yaramaz. oluyor. Mesela babaannemden bizzat biliyorum ben bu durumu. Yani bugün doktora gittik ya, diyordu ki o doktor da diyordu. Bilmiyorum ki siz beğendiniz mi? Yarın başka bir doktora daha mı Evet, gitsek işte emin diyordu. Yani olamıyor. aslında Hala endişe doktora yaşıyor. güveniyorsun ama biraz da vicdan yaptırıyor öyle söyleyince de. Yani şey diyorsun ya acaba götürsem mi gerçekten başka bir Yani doktora diye. hala benimle ilgilenin demek istiyor. Yani belki de burada hani tabii ki kişiyi tanımak lazım, bir hayatına bakmak lazım. Nasıl bir aile ortamında kendini nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor, ilişkileri nasıl. Ama genel olarak böyle olur yani çoğunlukla. Böyle durumda en güzeli aslında bu ne demek? Ben biraz daha sevgi ve ilgi istiyorum. Benimle daha çok ilgilenin. Ben yetersizlik hissediyorum, değersizlik hissediyorum belki olabilir. Daha çok Kıyamam ya. ilişki, daha sevgi dolu bir ilişki olması gerekiyor. Zaten hani sevgi üzerine kurulmuş bir dünyadayız. Allah her şeyi sevgi üzerine yaratmış. Vücudumuz da, kalbimiz de sevgiyle besleniyor. Sevgi eksiklikleri zaten ortaya çıktığı zaman, zamanında doyurulmadığı zaman bu ihtiyaçlar mutlaka ileride psikolojik sorunlar ya da fiziksel hastalıklar olarak mutlaka ortaya çıkıyor. Peki hastalık hastası dediğimiz bir durum var. Bu durum aslında hastalık hastası denen durum mu? Aynı şey Evet, mi? aslında benzer bir mekanizma. Kişi hani bunu bilinçli olarak yapmaz. Yani bu bilinç düzeyinde olan bir şey değildir. Hani o yüzden bu insanları eleştirmek, suçlamak çok da doğru değildir.
Kişi aslında iç dünyasında böyle bir yetersizlik, değersizlik hissediyor olabilir ve hastalık olduğu zaman yani hani hastayken daha çok ilgi gösteririz değil mi bir insana, ailemizdeki bir insana? Normalde belki o kadar üzerine düşmeyiz ama hastayken çok daha şefkatli, merhametli ve ilgili oluruz. O yüzden bilinçaltında eğer bu insanın bir sevgi eksikliği varsa, yetersiz hissediyorsa, değersiz hissediyorsa, yani o duygusal boşluğu varsa bir şekilde bilinçaltı bir savunma mekanizması olarak bir yol buluyor. Bu da kişiyi sık sık hastalandırmak ki böylece o sevgiyi ve ilgiyi alıyor. Ama tabii ki tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Çünkü geçmişte çözülmemiş zihninde, bilinçaltında travmaları var. Yani kendisinin yetersiz olduğuna inanıyor olabilir, değersiz olduğuna inanıyor olabilir, yeterince sevilmediğine, ilgi görmediğine, ihmal edildiğine inanıyor olabilir ki çoğunlukla da çocuklukta ve ergenlik döneminden kaynaklanan travmalardır bunlar. Yani aslında semptomlar bataklığın üzerinde uçuşan sinekler gibi düşünün. Tamam, semptomlara ilaçla müdahale ediliyor. Bir süre belki o işte duyulan ağrı, acı, işte fiziksel sıkıntı her neyse bir süre ortadan kalkabiliyor ya da azalabiliyor. Ama siz o bataklığı kurutmazsanız eğer, o sinekler mutlaka yeniden uygun koşullar oluştuğu zaman yeniden ortaya çıkacaktır. Ama peki ne yapacağız? Şimdi mesela o yaşlardaki birine hadi seni bir de psikoloğa götüreyim, psikiyatriye götüreyim desen alınır. Gitmek istemez. Hatta biliyorsunuz muhabbet de var ve hala ne yazık ki devam ediyor. Ben deli miyim de gideceğim diyecektir, tepki gösterecektir. Ne yapacağız biz? Şimdi bunu tabii ki anlatma yöntemi önemli. Hani böyle çok eskiden kalan güzel sözler vardır aslında durumu anlatan. Ne bileyim işte üzüntüden verem oldu derler mesela. Böyle bir değil. Bu ne demek? Üzüntü, yoğun üzüntü. Yani yoğun üzüntü yaşadıysa bir insan, işte ne bileyim eşini kaybetmiş olabilir, çocukken annesinden ayrılmış olabilir ya da başka herhangi bir şekilde yoğun bir üzüntü oluşturan bir durum yaşadıysa eğer mesela, akciğerleri ve solunum yolları mutlaka eğer o travması zihninde çözülmediyse o yaşanılan üzüntü buralara yerleşir. Bunun gibi mesela öfke, karaciğer ve pankreasa yerleşir. Sindirilemeyen öfke, hazmedilemeyen öfke. Eğer siz bir yerlerde bir olay yaşadıysanız, birileri size işte çok ne bileyim aşağılamış olabilir, kötü davranmış olabilir ve siz buna tepki verememiş, maruz kalmış olabilirsiniz. Ve bunu sindirememiş olabilirsiniz mesela. Bu durumda karaciğerler ve pankreas etkilenir. Ya da mesela hazmedilemeyen, sindiremediğiniz bir durum varsa, hani mide nedir? Mide bağırsak sindirim sistemi organımızdır değil mi? Çoğunlukla bu hani stres bilirsiniz, midede de işte ülsere neden olur, gastrite neden olur ya da bağırsakta kabızlık sorunu olur ve hani hemen hemen hiçbir ilaç kesin olarak iyileşme sağlamaz. Neden? Çünkü bir yerlerde bilinçaltında kişinin hala yaşıyor olduğu, yani şimdi bilinçaltında yaşıyor olduğu ne demek? Bilinçaltımızda zaman kavramı diye bir şey yok. Yani geçmişte olmuş, şu an olmuş ya da gelecekte olacak, böyle bir kavram yok. Bilinçaltındaki olay eğer geçmişte yaşanıp çözülemediyse, yani zihin oraya takılı kaldıysa eğer, bir şeyler onu hatırlattığı zaman bilinçaltı bu olayı tekrar tekrar yaşar ve o anda verdiği tepkiyi, yani o anda verdiği tepki nedir? Hani demin anlattım, savaş ve kaç mekanizması sırasında vücudun alarma geçirilmesi. Şimdi alarma geçtiği zaman vücut
bacaklara ve kollara özellikle güç gönderiyor, enerji gönderiyor, kan gönderiyor. Ama üst taraftaki organları yavaşlatıyor. Neden? Çünkü buralar o an için hayati bir önem taşımıyor. Mide ve bağırsağ sindirimini yavaşlatıyor. Ve işte o sırada yani midede ya da bağırsakta sindirim azaldığı için ve zihin eğer o olaya takılı kaldıysa, siz sık sık sürekli olarak bağırsaklarınızda kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz. Midenizde bir şeyler yediğinizde hani böyle hazmedemez, şişkinlik yapar ya da işte sürekli asit salgılanmasından dolayı ülser ya da gastrite neden olabilir. Yani o travmanız çözülmediği sürece semptomları belki bir süre ilaçlarla yavaşlatabilirsiniz, belki bir süre baskılayabilirsiniz. Ama mutlaka yeniden bir strese maruz kaldığınızda ve geçmişi hatırlatacak bir şey zihinde tetiklendiği zaman o sorun yeniden ortaya çıkar. Şimdi yaşlılara da hani bunu bir şekilde hani vücudumuzun mekanizmasının bu şekilde çalıştığını, yani stresten, işte geçmişte yaşanılan üzüntü verici, ağır korku hissedilen, yoğun korku hissedildiyse, mesela yoğun çaresizlik hissedildiyse, aşağılanmışlık ya da öfke oluşturan bir duruma maruz kaldıysa kişi, bunların hala beyinde bir yerlerde hapsolduğunu ve hani her şeyi beynimizin yönettiğini, sonuçta bütün organlarımız bilinçaltımız tarafından yönetilir. Biz bilinç düzeyimizde düşünürüz, konuşuruz, işte bir şeyler yaparız ama bu sistemi çalıştıran, organlarımızı çalıştıran kısım bilinçaltımızdadır. Eğer oralarda hala sıkıntı varsa, ki olmayan insan yok, travması olmayan insan yoktur bu hayatta, mutlaka ya psikolojik sorunlar ortaya çıkar ya da fiziksel hastalıklarımız, özellikle cilt çok fazla etkilenir, mide, bağırsak çok fazla etkilenir bu durumlardan. Yani onlara da bir şekilde hani bu mekanizmayı anlatabiliriz. Hani bunun deli olmakla bir ilgisi yoktur. Aksine hani bu Allah'ın yarattığı bir mekanizma ve bir yerlerde bu işleyiş bozuluyor. Çünkü vücudumuzda bir enerji akışı var sürekli, bir elektrik sistemi var hücreler arasında ve travmalar bu normalde işlemesi gereken bu sistemi bloke ediyor ve zihin oraya takıldığı için sanki hala o sahneyi, o anıyı yaşıyormuş gibi vücutta o sıkıntılar devam ediyor. Yani bunu bir şekilde hani anlatabilirsek eğer, hani her insanın anladığı bir dil vardır. Bunun hani fiziksel olarak ilaçlarla çözülemediğini, çünkü şöyle söyleyeyim size, fiziksel kazalar, zehirlenmeler ve işte GDO'lu yanlış beslenmeler dışındaki bütün hastalıklar aslında psikolojik travma kaynaklıdır. Nedenleri geçmişteki travmalarımızdır. Yani içinde çözemediğimiz duyguların hepsi bize hastalık olarak geri dönüyor. Aynen. O zaman şimdi bir reklama gidelim. Tamam. Reklamdan sonra bu travmalardan bahsedelim. Tamam, bahsedelim. Çok kısa bir reklam arasından sonra Sağlıklı Günler devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.
Evet efendim, sağlıklı günler devam ediyor. Şimdi travmalardan bahsedelim. Travmaların hepsi hastalık yapar mı? Evet, şimdi travmaların hepsi hastalık yapmaz. Şimdi önce bir araştırmadan bahsedeyim size. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma bu. Biliyorsunuz hani korona vesilesiyle ismini çok duyduk biz bu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü tam 50 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıyor. Bu insanların araştırmalar sonucunda çocukluğunda travmaları olan insanlar ve hasta olan insanlar. Şimdi işte KOA hastası olan var, kanser hastası olan var, içlerinde işte diyabet, ne bileyim kalp krizi geçiren, felç geçiren vesaire vesaire. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor ki çocukluğunda 4 ya da daha fazla travması olan bir insan, rakamlar inanılmaz yüksek. Yani kesinlikle bu hastalar... Orada bir böleceğim ben de. Buyurun. 4 ya da daha fazla travma derken şimdi yani sayabiliyor muyuz? Evet, sayabiliriz. Nasıl sayabiliriz? Mesela travma nedir? Hala size stres, sıkıntı veren travmayı nasıl anlarsınız? Şimdi çoğu sahneler vardır mesela. Şöyle bir geriye dönersiniz. Bazı anlar vardır ki böyle hatırladığınız zaman hem o görüntü gelir zihninize, yani olayı yaşadığınız an gelir, hem de o olay zihninize geldiği zaman bedeninizde ve duygularınızda sıkıntı hissedersiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hala eğer üzerinden, yani düşünün, insan çocukluğundaki her anı, hayatımızdaki her anı hatırlayamayız, öyle değil mi? Ya çok bize çok ağır, fazla sıkıntı vermiş olanları hatırlarız. Ya da çok aşırı derecede mutlu olduğumuz anlarımızı hatırlarız. Şimdi 4 ya da daha fazla derken mesela diyelim ki kişi, yani öyle anlar vardır ki kişi 1 yaşındaki sahneyi bile hatırlayabilir. Eğer orada bir travma oluşmuşsa, yani kişi yoğun derecede çaresizlik, korku hissetmiş olabilir, üzüntü hissetmiş olabilir o olay sırasında ve zihin travma sırasında, yani beklenmedik bir şekilde aniden gelişen ve bize yüksek dozda sıkıntı veren olaylardan bahsediyorum. Travmalar bunlar. Ve travma sırasında beyin inanılmaz derecede kayıt tutar. Yani nedir? O sahnedeki görüntü, renkler, ayrıntılar, sesler, koku, her şeyi inanılmaz bir şekilde ayrıntısıyla kaydeder. Bu yüzden zaten hani ileride tetiklenir diyoruz ya, belki travma sırasında zihnin kaydettiği koku mesela, bir yerlerde bu kokuyu algıladıysa yeniden travması tetiklenebilir. Ya da ses mesela, o travma sırasında sesi de, yani zihin hem görüntüyü kaydeder hem o olaya bizim yüklediğimiz bir anlam vardır. Yani biz bir değerlendiririz onu. Bizim için bir bakış açısı vardır, düşüncelerimiz vardır ve o düşüncelerimize göre de bir duygu hissederiz. Ve bu duyguyu mutlaka bedenimizde bir yerlerde bir olumsuz duyum olarak hissederiz. Yani beyin, bilinçaltı, görüntüyü, sesler ve kokular da dahil buna, o olayın bizim için ne anlama geldiğini, kendimizi nasıl değerlendirdiğimizi, işte hani değersiz olabiliriz, yetersiz olabiliriz, suçluluk hissetmiş olabiliriz. Her neyse, yani olayın bizim açımızdan değerlendirmesi, hem görüntüyü, hem düşüncelerimizi, hem bu düşüncelerimize göre, yani o olayı değerlendirme şeklimize göre bize hissettirdiği duyguyu, hem de bu duygunun mutlaka bedende yerleştiği bir yer vardır. Kiminin başına yerleşir, kiminin boğazına yerleşir, kiminin göğsüne yerleşir, midesine, bağırsağına, bacaklarına, kollarına, fark etmez. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. Ve zihin onu o şekilde kaydeder, stresiyle, yani o sıkıntılı duygusuyla beraber. Bu yüzden işte ilerleyen dönemlerde üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiç fark etmez, mutlaka çocukluk çağı travmalarımız bir yerlerde tetiklenir ve psikolojik sorunlara neden olur ya da fiziksel hastalıklara. Şimdi zihnimize gelen bazı sahneler vardır. Herkes şöyle bir geriye dönüp baksa, bir düşünse,
özellikle çocukluk ve ergenlik dönemini bir kontrol etse mutlaka zihnine bazı sahneler gelir ve hatırladığı zaman ya üzüntü duyar, ya öfke hisseder, ya suçluluk hissedebilir, ya işte çaresizlik hissedebilir. Hala onun etkisinin devam ettiğini fark edebilirsiniz. Bu ne demek? Zihin bu travmayı hala çözememiş, bilinçaltında hala bu travma tetiklenmeye, duygusal ve zihinsel olarak çatışmaya devam ediyor ve bizim sistemimizi bozuyor demek oluyor. O yüzden hani 4 veya daha fazla. İşte ne olabilir bunlar? Çocukken şiddete uğramış olabilir, ihmal edilmiş olabilir, cinsel istismara, tacize uğramış olabilir. Ya da işte ailesinde alkol kullanan, uyuşturucu kullanan ebeveynleri olabilir. Ya da uzun süreli işte ne bileyim evde hasta anne babası olmuş olabilir. Bu çocuğa yeterince bakılamamış, ilgi gösterilememiş olabilir. Bunların hepsi çocuklukta derin izler bırakan ve asla müdahale edilmezse geçmeyecek olan izlerdir. Ve etkilerini mutlaka ilerleyen zamanda çıkar psikolojik sorunlar ya da fiziksel hastalıklar olarak. Şimdi neden çocukluk ve ergenlik çağındakiler derin izler bırakır? Çünkü zihnimiz çocukken yani 17-18 yaşına kadar henüz beynimizin zihinsel gelişimi tamamlanmamıştır. Hala gelişmeye devam ediyordur. Özellikle mantık kısmımız henüz gelişmemiş olduğu için yaşadığımız bir olayı mantıklı değerlendiremediğimiz için o olayın etkisi tamamen o kötü duygularla birlikte burada hapsolur. O yüzden şimdi sonuçlar çok gerçekten çok yüksek. Çok merak ediyorum ben. Artık kanıtlanmış bunlar yani. Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 bin kişi üzerinde yaptığı bu araştırmaya göre eğer çocukluğunuzda 4 ya da daha fazla travmaya maruz kaldıysanız demin bahsettiğim travmalar mesela KOAH olma riskiniz %258 yani %258. Kesinlikle KOAH olursunuz. Eklem iltihabı olma riskiniz %236, astım olma riskiniz %231, kanser olma riskiniz %157, diyabet olma riskiniz %201, kalp krizi %263 ve felç geçirme riski %281, görme problemi olma riskiniz de %354. Rakamlar inanılmaz yani ve çok fazla kişi üzerinde yapılmış ve artık bu kesin olarak kanıtlanmış bir şey. Eğer travmalarınız varsa özellikle çocukluk çağlarından kalma, bunlar çözülmeden bilinçaltınızda bunların sizde oluşturduğu o duygusal çatışmalar ve o olayın sebep olduğu duygusal kötü duygular boşaltımı, temizlenmesi olmadığı sürece siz bu ve buna benzer hastalıklara mutlaka maruz kalırsınız ya da psikolojik sorunlar yaşarsınız. Mesela kanser hastalığının da altında psikolojik sebeplerin yattığı söylenir aslında. Doğru evet, mu? Kesinlikle öyle. Şimdi kanser nedir? Hücre yani böyle kontrol edilemeyen hücre çoğalması İçimizde, aslında. Değil mi? Kanser hücreleri aslında hepimizde olan aynen ama öyle. Anlamsız çoğalan. Aynen öyle. Öyle. Şimdi kanser olması için 3 şey gerekiyor. Yani 3 koşul olması gerekiyor. Zaten hani bu çocukluk travmalarından bahsettik. Eğer böyle travmalarınız varsa sizin kansere yakalanma riskiniz %157. Yani bu ne demek? Bir kere o olayın, yaşadığınız bu travmanın aşırı derecede dramatik olması lazım. Yani bu, yani sizi çok fazla çaresiz bırakmış olabilir. Çok fazla değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Çok fazla acı çekmiş olabilirsiniz. Üzüntü hissetmiş olabilirsiniz. Yani yoğun bir dramatik bir durum olması gerekiyor. Ve beklenmedik bir olay olması gerekiyor aynı zamanda.
Beklenmedik olaydan kastettiğimiz? Yani hiç beklemediğiniz bir olay. Mesela ne demek bu? Yani üzüleceğimiz, şaşıracağımız? Mesela aniden, hani diyelim ki birisi hastadır. Hani onun ölümü birazcık böyle beklenen bir durumdur artık. Hani öyle kişiler vardır ya. Ne de olsa onun ölümüne kendimizi hazırlıyoruzdur mesela. Ama aniden mesela bir kayıp yaşadınız diyelim ki. Ya da çocukken annenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Babanızı kaybetmiş olabilirsiniz ya da hiç beklenmediğiniz bir şekilde bir arkadaşınız, böyle durumlar da var, size müthiş bir hayal kırıklığına uğratmış olabilir, aldatılmış olabilirsiniz eşiniz tarafından ya da sevgiliniz tarafından. Yani hiç beklemediğiniz, asla ihtimal vermediğiniz olaylardan bahsediyorum. Ki böyle durumlarda hani vücudumuzun tepkisi çok daha fazla oluyor, stres tepkisi. Bu şey gibi, hani bir yerde yolda kaygan zemin yazar mesela. Oradan geçerken düşerseniz eğer bu sizde çok fazla etki bırakmaz. Çünkü hani kaygandır, onu anlamışsınızdır, bekliyorsunuzdur. Ama hiç beklemediğiniz bir olayda aniden mesela aşırı korku oluşturmuş bir olayda zihin onu atlatamayabilir. Orada takılı kalabilir. Şimdi her insan travma yani her travma hastalık yapar mı diye sormuştunuz. Her travma hastalık yapmaz. Bu nasıl oluşur? Bu aslında kişiye göre değişiyor. Yani kişinin cinsiyetine göre değişebilir. Erkek olması ya da kadın olmasıyla ilgili. Ya da kişinin hani demin bahsettim ya, o olayı nasıl değerlendirdiği ile ilgili. Şimdi mesela bir olaya öfkelenirsiniz ya da birinin çok aşırı öfkelendiğini görürsünüz. Dersiniz ki ya bu kadar öfkelenecek bir durum değil, niye buna bu kadar kızıyorsun ki dersiniz. Ama şimdi baktığınız zaman o insanın bilinçaltında kendisiyle ilgili olumsuz inançları farklı. Durumu değerlendirmesi farklı. Daha olumsuz değerlendiriyor olabilir. Yani o olaya nasıl bir anlam yüklediğimizle ilgili travmaya. Zaten eğer bir travma yaşamışsak ve o olayda kendimizi ya da bize travma yaşatan kişiyi affedemediysek, durumu kabullenemediysek eğer, o travma bizim bilinçaltımızda hala bize sıkıntı vermeye devam edecektir. Bu oradaki o kötü duygunun, sıkıntı veren duygunun önce boşaltılması gerekiyor. Yani kişi bunu bilinçaltından akıtması gerekiyor, çıkarması gerekiyor. Bu da hani birazdan ona da girmek istiyorum. Travma terapisiyle mümkün. Ve aynı zamanda travmaya olan bakış açısının değişmesi gerekiyor. Hocam, affetmesi gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor. 13 dakikamız kaldı. Tamam, toparlayacağım. Diğerine de girelim. Şimdi ben birkaç tane hangi hastalıkların hangi travmalarla ilgili olabileceğinden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi sağ meme ayrılık ya da çatışmayla ilgili bir travma olmuş olabilir. Ayrılıyor mu o şekilde? Aynen, bunu ayırabiliyoruz. Sağ mesela göğüste kanser çoğunlukla kişiye ayrılık yaşamıştır ya da bir çatışma yaşamıştır ilişkilerinde. Sol meme, sol göğüs anne ve çocukla ilgili sorunlardan kaynaklanır genelde. Pankreas böyle robot tarzı bir hayat süren insanlardan mesela görülebilir. İşte kişi olduğu gibi davranamıyordur. Ya da işte kalp krizi mesela, daha çok böyle otoriter, işte sevgi eksikliği yaşayan insanlarda daha çok görülür. Çünkü kalbimiz, bedenimiz ve ruhumuz Allah bir yaratmıştır. Ve ruhumuzla bedenimiz kalp yoluyla bağlantılıdır aslında. Eğer kalbimizde sevgi eksikliği varsa, bu zamanla kişinin insanlara olan güvenini kapatır. Sadece yakındaki kişilere güvenebilir o insan ve o sevgi ihtiyacının karşılanmamasından dolayı kalpte sorunlar oluşmaya başlar. Genelde de otoriter, hani böyle asker kökenli insanlarda mesela çok daha fazla görülür kalp krizi.
Onun dışında işte haksızlığa uğradıysanız bir yerlerde gırtlak ve boynunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz. Neler öğreneceğiz biz bu programda böyle? Aynen. Egzamanız varsa mutlaka ayrılık yaşamışsınızdır. Ölüm ayrılığı olabilir, terk edilmiş olabilirsiniz, çok sevdiğiniz birinden ayrılmış olabilirsiniz ya da bir yerden bir yere taşınmak zorunda kalmış olabilirsiniz oradaki sevdiklerinizden. Yani bunları böyle kategorize edebiliriz. Çok da doğru travma bulunduğu zaman kesinlikle yani çok büyük bir hani dediğim gibi zehirlenmeler ya da fiziksel rahatsızlıklar dışında kazalar dışındaki hastalıklar çoğunlukla çözülüyor zaten. Ben bu konuda çalışıyorum. Aynı zamanda EMDR terapistiyim. EMDR terapisi geçmiş travmaların çözülmesi ve yeniden işlenmesi konusunda şu anda dünyada en hızlı ve en kolay bu travmaları çözen terapi yöntemi. EMDR. Hızlı göz hareketleriyle yapılıyor. Hızlı göz hareketleri beynin o travmaların hapsolduğu yeri neresi ise hızlı göz hareketlerini orayın uyarımını sağlıyor. O sahnedeki görüntü yeniden geliyor, yaşanılan an yeniden geliyor ve bir taraftan o olayı değerlendirirken, yeniden yüzleşip değerlendirirken bir taraftan da beyin bunun orada biriken o kötü duyguların boşaltımını sağlıyor. Böylece zihin artık o travmayla barışmış oluyor. Zihindeki, bilinçaltındaki enerji akışı yeniden normale dönüyor. Ve yaşadığınız ister psikolojik sorun olsun, isterse fiziksel hastalık olsun, vücut yeniden kendini onarmaya başlıyor. Çünkü zaten muhteşem bir mekanizma yaratmış Allah. Ve bu sistemimiz kendi kendini iyileştirme gücüne de sahip. Çok ilginç bir şekilde o süreçte o hastalıkların da ortadan kalktığını görüyoruz. Biz bu terapiyle ama o travmayı unutmuyoruz, değil mi? Sadece onunla Hayır. barışıyoruz. Aynen öyle. Barışıyoruz. O kötü sahneler, mesela istismar varsa o sahnelerde, yani hani barışılamayacak sahneler Nasıl varsa, barışacağız? zihin onları siliyor. O görüntüleri tamamen siliyor. Olayı unutmuyorsunuz ama artık o olay sizin zihninizde, bilinçaltınızda ve duygularınızı artık size sıkıntı vermez hale geliyor. Peki. Yani o olayı kabul ediyorsunuz, kendinizi affediyorsunuz, olduğunuz gibi kabul ediyorsunuz ve o olayı yaşatan kişileri de affedip bu olayı artık olumlu bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Yani mesela orada kendinizi değersiz görüyorsanız bu tamamen ortadan kalkıyor ve iç dünyanızda artık inancınızda ben değerli biriyim inancı oluşuyor ve bu gelecekte de devam eden bir inanç oluyor. Yani hani o çözüldü, ben ileride bir travma yaşarsam tekrar o ruh haline döner miyim? Hayır, dönmüyorsunuz. Artık tam anlamıyla kendisiyle barışmış, zayıf taraflarıyla, güçlü taraflarını fark ederek kendini kabul etmiş bir insan oluyorsunuz. Bu da zaten direkt sizin ruh sağlığınıza ve fiziksel sağlığınıza otomatik olarak etki ediyor. Terapinin uzunluğu nedir peki? Ama ilaçlı bir şey değil, Hayır, değil mi? kesinlikle ilaçla değil. Tamamen hızlı göz hareketleriyle yapılan bir terapi yöntemi ve çok hızlı çözüyor. Gerçekten çok hızlı çözüyor. Çünkü zihnimizin böyle bir gücü var. Tabii ki her insanın baş etme mekanizması farklı, her insanın yaşadığı olay farklı, her insanın aile yapısı, kişilik yapısı farklı. Bu süreç travmanın ne kadar geriden geldiğiyle ilgili biraz ve bu travmanın ne kadar uzun sürdüğüyle de ilgili. Yani siz bu travmanızı yakın bir zamanda yaşadıysanız birkaç seansta çözülebiliyor. Ama çocukluk çağında çok gerilerden geldiyse ve uzun süre mesela ihmal edildiyseniz, şiddete maruz kaldıysanız o biraz daha süreci uzatıyor. Çünkü o bilinçaltına çok daha o yerleşmiş bir durum oluyor. Ama gerçekten çok hızlı çözüyor. Yani bunu yani çok uzun bir zamandan bahsedemeyiz yani. Peki bizim o travmayı bilmeme gibi, yani aslında bir şey yaşamışız ama onu bilmiyoruz. Evet, Böyle bir durumumuz bilemezsiniz söz konusu bazen de. olabilir mi? Tabii ki yani çoğu insan hani travmalarının farkında bile değildir. Çünkü bu neden? Şimdi bazı travmalar vardır. Böyle sık sık zihine gelir o görüntüler, böyle ara ara insanı yoklar.
İşte ama bazıları vardır ki zihin o hissettiği acıyı, o hissettiği sıkıntıyla baş edebilmek için bunu derinlere gömer. Yani sizin şu an hayatınızda herhangi bir sorun olmuyormuş, yokmuş gibi görünebilir. Ama bir fiziksel bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. İşte mesela sürekli ilaç kullanan biriyseniz, şekeriniz varsa ama hayatınızda her şey güzel gidiyorsa ya da başka bir fiziksel hastalığınız varsa mutlaka sizin derinlere gömdüğünüz, zihninizin baş edebilmek için yani bu acıyı hafifletebilmek için unuttuğu, yok saydığı bir yerlerde travmanız vardır. Ama bu seanslarda mutlaka ortaya çıkar. Bu bir baş etme mekanizması. Bazen hani hafıza kayıpları olur. Kişi bazı dönemlerini hiç hatırlamaz. Mesela çocukluk çağı vardır ya da ergenlik. O süreç hiç yoktur kişide. Tamamen silinmiş gibidir. Ama beyin her şeyin kaydını tutar. Hiçbir şey buradan gitmez. Derinlerde bir yerde gömülüdür ve hala bilinçaltından tetiklenip size sıkıntı veriyordur. Ama siz bunun farkında bile değilsinizdir. Bu arada fark etmemiz gereken bir şey daha var. Öyle süremiz bitti değil mi? Evet. Sizinle programlar çok hızlı geçiyor. Fark ettiniz mi? Ne güzel. Aynen ben de güzel. Böyle bir yani şimdi bir saat oldu diyeceksiniz. Oh, bir saat oldu. Sanki 10 dakika olmuş bir saat oldu. Ya ben son bir şey tabii, söylemek istiyorum. Eğer hala hani iyileşemeyen hastalıkları varsa insanların, işte sürekli ilaç kullanıyorlarsa, işte doktor geziyorlar, çare bulamadılarsa, bir de bu açıdan değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka çözülemeyen, bilinçaltınızda hala size sıkıntı veren travmalarınız vardır. Ve aslında bu hastalıklar bir sinyaldir. Yani bende bir şeyler yolunda gitmiyor. Yani artık ilaçlarla olmuyor. Bir de bunu dene. Bir de psikolojik sorunlarını, zihninde altta yatan işte travmalarını çözmen gerekiyor demektir bu. Ve mutlaka yani çoğunlukla da çok güzel olumlu sonuçlar alınır. Yani sonuçta ilaçların ne kadar hani bir tarafı düzeltirken bir tarafı tahrip ettiğinin hepimiz farkındayız. Aslında beynimizde ve zihnimizde kendimizi iyileştirebilme gücümüz de var. Yani bence de nasıl bir rahatsızlığımız olduğu zaman doktora gidebiliyorsak, aynen yani grip öyle. Olduğumuz zaman bir doktora gidip muayene olabiliyorsak, psikoloğa da, psikiyatriye de çok rahatlıkla gidebilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu utanılacak öyle. Bir durum da kesinlikle değil. Öyle. Bizim deli olduğumuzu da deli, göstermez. Yani deli, demek istemiyorum. Hani akli dengesi yerinde olmayan insanlar zaten akıl hastanesindeler. Yani kesinlikle. Onlar duygularını ifade edebilecek, bende bu sıkıntı var vesaire diye anlatabilecek durumda olan insanlar değiller. Ama nasıl ki işte ben şöyle bir sorun yaşıyorum, böyle bir sıkıntı çekiyorum diye anlatabiliyorsak bu bizim aslında kesinlikle aklımızın başında olduğunu ve sadece hani dediğim gibi travması olmayan hiçbir insan yok. Sonuçta hayatta bazı şeyler tamamen kader, mesela hangi ailede doğacağımızı biz seçmiyoruz gibi. Yani ama çoğu yerde de bizim hayatımızı yönlendirebilme, daha kaliteli yaşayabilme gücümüz var. Ve bunu neden kullanmayalım ki? Yani neden hayatımız daha güzel, daha kaliteli olmasın, daha iç dünyamız huzurlu olmasın? Böylece hem biz huzurlu olacağız, hem çocuğumuz, hem iş hayatında daha verimli olacağız. Ve hem o kronik ağrılardan, bize sürekli sıkıntı veren hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Yani bundan daha güzel ne olabilir? Aynen, İnşallah öyle. Şifayı veren Allah bu tip EMDR terapisi gibi yöntemlerde bir vesile yani. Bunları ortaya çıkarıyoruz. Kişi de iyileşiyor. Neyse ben ilk bölümden şunu fark tamam. ettim. Bize bu programda süre yetmeyecek. Tamamdır. Bir sorum olacaktı demiş ki. İzleyicimiz. Ama ben programı kapatacağım. Yine o izleyicimizinkini olmadı WhatsApp'tan cevaplamış olalım. Evet mesajlara bakamadım ama bir dahaki programlarda daha sık bakacağım mesajlarınıza söz veriyorum. İlk programı günahı olmaz diyelim. Çok tamam. teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
İnşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşeceğiz tabii ki. Yarın 5.30 ile 6.30 arası yine programımız olacak. Hafta içi her gün devam edecek. Yarın enfeksiyon hastalıkları uzmanımız bizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.